Gedikpaşa, adını 2. Mehmet Fatih döneminin 1451-1481 sadrazamı ve Kaptani Deryası Gedik Ahmet Paşa'nın yaptırdığı çifte hamamdan almıştır. Kaynaklarda adı geçen ve aynı adı taşıyan cami ve medrese günümüze kadar gelmiştir. Burada eskiden çok insanlar vardı, uysal insanlar vardı, eski Ermeniler vardı, eski Rumlar vardı. Şimdi gittikçe bozuluyor. Sabah 7'den akşam 8'e kadar kalabalık olur, ondan sonra kimse kalmaz. Yani belli hanlarda çok yatan olur. Eski hanlar kalmadı, imadeller kalmadı. İnsanlar gelip geçiyor, bu koleradan çıkınca insanlar daha kötüleşmeye başladı. Ulaşım zorlaştı. Öyle gidiyor işte. Ama dünyaya değişmem buraları. Buraya değişmem. Burası yine güzel bir yer olmaz. Burada 2 günde bir kavga çıkar. Yaralama çıkar. Kaptı kaşı çıkar. İyi insanlar da var. Beyefendiler de var. Öyle değişik değişik insanlar var. Dünyanın her tarafında insanlar var burada. Alaska'dan tut, Kuzey Kutbu'na kadar insan var burada. Öyle neymiş. 1980'lerden sonra Gedikpaşa semtindeki evler yerlerini yavaş yavaş iş yerlerini bırakmıştır. Gedikpaşa Caddesi'ne paralel olan Saray İlçe Sokak'taki eski Rum Kilisesi, yanındaki Mesropyan Okulu bile kunduracı hanına çevrilmiş. Burada yoğunlaşan kundura imalatçıları ve iş koluna malzeme sağlayan iş yerlerinin sayıları binlere ulaşmıştır. Bu meslekte evlendim, 23 sene evlilik hayatım geçti. Her geçen sene meslekten bozula 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 evlilik hayatımı sona erdi. İki çocuk babasıyım. Bir tanesi 30 yaşında, bir tanesi 25 yaşında. Şu an ben 64 doğumluyum, 57 yaşına girdim. Bilmiyorum. Daha bir 60 tane daha ömrüm olmaz herhalde. Çok zor. Ben göremiyorum yani. Yani bana deseler ki, sorsalar ki, deseler ki kenarında, köşende param var mı? Vallahi 5 kuruş para çıkmaz. Neden diyeceksin? Kunduracının artık kazancı yok. Eskiden bir kazanç vardı. Mesleğimizin bir değeri vardı. Bir hürmet vardı. Bir ustaya saygı vardı. Bir kalfaya saygı vardı. Çırak böyle ustasının kalfasının karşısında titrerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Aramayın yani. Yok. Zaten yetişen adam yok yani. Biz son varistir. Son tango yani. Bizden başka gelecek nesil yok yani. Türk nüfusunda yok ayakkabıcılıkta. Eskiden bir saygı vardı, bir sanatta bir değer vardı. Kuyumculuk mesela. Mesleğimiz altın meslek diyen geçinen söylenen büyüklerimiz vardı. Şimdi maalesef teneke oldu. 1960'lara kadar Rum ve Ermeni ustaları tekelinde olan bu iş kolu giderek Türklere geçmişse de kunduracılıkla ilgili terimlerin çoğunluğu bu dillerden kalmadır. Gedikpaşa bizim çok güzel bir yerdi. Güzel bir semtti. Biz yani Gedikpaşa'ya gezerken arkadaşlar selam vererek de gezerdik. Herkesin lakabı vardı. Mesela Köfte Metin, Lacivert Hayri, Deve Lütfü, Etkapa Faik. Bana da sakal derlerdi. Niye derseniz benim sakalım gürdü. Sakal diye ün yaptım. Kimsenin ismini çağırmadı insanları. Lakapla. Köfte gel. Etkapa Faik al sana bir ekmek ye. Yiyorlar. Böyle lakapla takıldı. Gedikpaşa semtinin önemli caddelerinden Gedikpaşa Caddesi, Mimar Hayrettin Mahallesi'nin tam ortasından geçerek Kadırga Limanı Caddesi'ne bağlanır. Oldukça dik bir yokuş olan bu yolun üzerinde çok sayıda iş yeri ve otel sıralanır. Gedikpaşa semti, Bizans'ın ünlü Kadırga Limanı'nın hemen kuzeyinde yer almaktadır. Çevrede bulunan Bizans kalıntılarından anlaşıldığına göre semt çok eskiden beri meskundur. Gedikpaşa'nın İstanbul'un fethinden sonra da kentin en eski Osmanlı yerleşmelerinden biri olduğu bilinmektedir. 15. ve 16. yüzyıllarda semtin ahalisinin çoğunu Rum ve Ermeniler oluşturuyordu. Bazı kaynaklara göre Fatih İstanbul'u fethettikten sonra olası bir Rum ayaklanmasını önlemek amacıyla Bursa'dan getirdiği Ermenileri şehrin değişik yerlerinde, bu arada da Gedikpaşa yöresinde yerleştirmişti. Bazı tarihçiler ise 17. yüzyılda Anadolu'da meydana gelen Celali isyanlarından kaçarak İstanbul'a göç eden Ermenilerin bu semtlere yerleştirildiğini ileri sürerler. Ben geldiğim zaman bu Hamam Caddesi falan, Nevye Sokak falan hepsi evdi. 76'da geldiğim zaman çoğu zaten Ermeni, Süryaniler otururdu o zamanlar.
Yavaş yavaş onlar da iş yeri dolunca hepsi taşındı gitti. Gedikpaşa tarihi bir yer. Çok tarihi eski bir yer yani. Güzel yer aslında Gedikpaşa. Yani anlattıkları gibi değil. Bizim zamanımızda işçiler mesela babaları şeye bıraktığı zaman eti senin kemiği benim derdi. Sırf mesleği öğrensin diye. Öyleydi yani. Benim amcam işe başladığı zaman benim babam cumartesi götürür ustasına parayı verirdi. Al haftalığını ver diye ustasından haftalık alıyorum diye sırf mesleği öğrensin diye. Şimdi öyle değil. Şimdi bir eleman geldiği zaman kaç para verirsin diyor. Daha işini gücünü görmeden adam parayı konuşuyor. Gedikpaşa, Beyazıt tramvay durağından Kadırga Liman Caddesi'ne kadar inen yamaçta bulunan tarihi semttir. Hiçbir etnik grubun yoğun olmadığı, ayakkabı piyasasının kalbinin attığı, aynı zamanda esnaf kültürünün halen devam ettiği, hamalların iş gördüğü, malzemecisi, küçük imalatçısı, küçük toptancısı, büyük toptancısı, mağazası, osu, busu, ayakkabı ile ilgili hemen her şey buradadır. Başarısızlığın ve kaybedilmişliğin semtidir burası. Yani 45 yıl evvel dönseydim eğer bir şansım olsaydı bir abim bana deseydi ki gel seni bu meslekte yetiştireyim asla kabul etmez bir daha da bu gelip çocuğu vuramazdım. Hepsi bu. Azma çıkıyor, kendi aç çekiyor mu?